Ben düşünüyorum ki karşıda bizi çok çetin bir dönem görüyor. Biz buna necə ki 44 günlük savaş öncesi hazırlaşırdık halk olarak. İndi de eyni qaydayla bu sonuncu ve həll edici mərhələyə hazır olmalıyız. Her mənada. Həm siyasi, həm de hərbi. Ona göre de diplomatiyamız daha faal olmalı. Bu sentyabr ayı, indi karşıdaki aylarda, haftalarda artık sentyabrdır. Var gücüyle diplomatiyamız çalışmalıdır. Hesab edirəm ki, bu son vaxtlar 3-4 nəfərdən başqa demək olar ki, Azərbaycanın haqq işini 3-4 nəfər deyəndə, yəni rəhbərliyi mən nəzərdə tuturam. Düzdür, indi kanallarda müzakirələr gedir, amma yeteri ünvanlara çatdırılası o mesajları çatdıran şəxslər. Bu diplomatiyamız tam şekilde fəaliyyət göstərməlidir ki, dünya bir daha başa düşməlidir ki, bu məsələ Azərbaycanın haqq işidir. Onsuz da biz bunu bilirik. Biz bunu 28 il ərzində Qarabağın timsalında gördük. Bu beynəlxalq qurumlara arxalanmaq lazım deyil. Bugün gözümüzün qabağında BMT ölü bir qurumdur. Yəni Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda, ATƏT-i həmçinin, ne bileyim, diğer qurumlarıdır həmçinin. Karşıda çok çetin bir dönem gözlüyorum. Ben buradan panika yaratmak için demirəm. Bu meseleni yine de təəssüflər olsun ki, hərbiçilər həll edəcək. Tüm görüşlerde ben sonunda dönüş harı, bu evvel var da, hökəm dayan, digilersin, bugün burası. Ben burada tekerlem burası. Ona göre bu... Biz kimdir, beşinlik gözleyici yoksa... Ben düşünmüyorum bu illeri Xankəndi meselesi həll olunacak. Bize onu yok bu illeri. Ben açın diyeyim yani bəzi artık 8. ay bitir, 9. aydır burada sentyabr ayında yine gerginliği yaşansa yani bu imkan vermeyecekler sona çatsın. En azından gelen ile neyse ümit etmeyi olar. 2024. ile çünkü 2025 öncesi. Bu pesimist olmak da yani lazım Amerika değil. Birleşmiş Ştatlarında seçicilerdi ve o adeten bizi Ona göre sinkronlaştırıyor. Ona göre yani burada reallıqdan çıxış ederek aldatmak da dünyada bu pandemiyada yeniden signal verdi bir Bəli, başlayır. İnşallah Azerbaycan Silahlı Qüvvələri, Azerbaycan Ordusu necə ki bu məsələni yekunlaşdırırdı. Bu dövrdə elə nöqtəni də Azerbaycan Ordusu öz gücü hesabına vuracak. Rusya ile yüz yüze geleceği. Yox, burada hiç Rusya yaxın durabilmeyecek bu prosesdir. Çünkü Rusya'ya verdiğimiz limit, Rusya o avara uşaqlar olur, xərclədi öz üçün. Açıq demək istəyir. Çünki bu 3 il ərzində biz onlara kifayət qədər şans verdik, amma Rusiya bunu dəyərləndirmir. Çox maraqlı bir tarikası var.